Dura az önce çekimden geldi. Yok, sadece çok kısa. Neler yaptığını bir de buraya say. Kablo çek, kablo topla, kamera kullan, iyi görüntü çıkart. Teşekkür ediyorum. İşte gördüğünüz gibi yani demek ki bunların hepsinden anlamak gerekiyor. Sen hiç kablo çektin mi? Sen hey. Eski kablocu çek. Kim kaldı abi ya? AKM'den az mı kablo çektik? Canlı yayına canım. Ne ben hijyenikti. Kablo çektikten sonra ıslak mendille dezenfekte ediyorum kendimi. Güzel kurgular yapabilmek için de, iyi montaj yapabilmek için. Bu Ülker miydi, Nesle miydi? Nesle galiba değil mi? Nesle abi. Aynen. Nesle'nin %82 kakaolu çikolatasında böyle bir iki dilim gömmeden kurgu yapamıyoruz. Her yerde de satılmıyor bu. Evet, bu özel bir seri sanırım. Bir de bunun %72'si var. Açık. En yükseği bu sanırım, %82. Kakao değil mi bu şimdi? Aha, kakao. Yani normalde bu acı olur, tamam mı? Kakao dediğin şey acı bir şeydir aslında. Hı-hı. Ama işte o kadar çok şeker atıyorlar ki. O Nutella falan. Hı-hı. Yani baktığın zaman neredeyse yarısı şeker. Nutella değil mi? Hı-hı. Kaşık kaşık. Şöyle kızarmış ekmek. Namussuz zararlama, ne yeniyor be? Süreceksin üstüne. Yanında da çay. Üf. Vallahi. Eskiden çok yardım o. Çok operansif olan bir şeydi. Ya benim de sorunum ne biliyor musunuz? Yani mesela Nutella'yı koyun şuraya, bir tane kaşık verin, ondan bir kaşık aldım ya, herhalde hem şekerde problem var ya, onun da etkisi var sanırım, durduramıyorum kendimi, yani onun dibini görürüm herhalde. Yani böyle içim bayılana kadar yerim onu. Yok abi ya, ben de öyleyim. Yediriyor kendini o. Ya da ben de senin gibiyim, yani şeker problemi var. Sanmıyorum, şeker problemi olsaydı şimdiye kadar çıkardı. O kadar kan verdim gittin yani. Söylemiyorlardır ki abi. Yok canım, söylüyorlar. Benim doktorum valla... Hocam dedim, neyim var dedim, şekerim var dedi. İlacı da yapıştırdı. Ondan sonra zayıfladık işte. Yoksa ben istemez miyim şunlardan götüreyim? Ne o? Torku'nun şeyi. Torku'ya da helal olsun be, adamlar ne güzel büyüdüler ya. Kooperatif olarak da. Ha? Konya aynen. Konya Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu Konya ya. Torku öf. Şeye gidenler, Konya'ya gidenler her yerde Torku'nun imzasını görüyor. En son üniversite falan kuracaklar mıydı? Kurdular mı? Ne firması ki o Torku? Ya bunlar çiftçi kooperatifi. Kooperatif. Aynen. Pancar, hatta adı da İşte Konya pancar üreticileri mi, Türkiye pancar üreticileri, öyle bir kooperatif. Çok güzel büyüdüler ya. Kooperatif dediğim böyle olmalı. Gözlerim yanıyor, biraz sıcak burası var ya. Ama üşüdük. Hepimiz çok üşüdük. Hepimiz çok titredik. Şimdi yaz üzeri biraz da ısınalım. Soğuk ya bu hava. Bak orada öksürüyor millet. Sen git dışarıda iki tur at, üşü gel. Sen hey. Sen hey, ben sabahtan beri dışarıdayım hey. Ben de şu render'ı bekliyorum bir bitse. Bir taraftan da yaptım montajı kontrol ediyorum. O değil de sen şimdi zaman işlemci falan muhabbeti geçti ya. Gidiyorsun evet. Abi zaman işlemci. Yaz. Zeno. Şimdi sendeki de Zeno. Ama sendeki de değil. Zeno'luk yapmıyor. Başka bir şeylik yapıyor sendeki. Ya belki yapıyordur da sendeki. çok iyi bilmiyorum yani. Ama baktığın zaman senin i7 daha hızlı render alıyor. Ama şey olması gereken o. Zeno. Evet. Bunun evet. İçinde Xeon işlemci var. Hatta şuradan gösterebilir miyim acaba ya? İlk makine o ya. Bu Mac hakkında nerede? İşlemci Xeon E5. E5. 4 çekirdek, 4 çekirdekli 3.7. 12 GB falan filan. AMD Firepro D300. 2 tane var şundan üstünde. Ama gel gör ki
Turgay'ın i7'si ile Turgay'ın i7'si çok daha hızlı render alıyor. Aranızda var mı ya Mac kullanan, Mac Pro kullanan? Şunu kullanan. Hani bundan. Eğer kullanan varsa bununla ilgili sormak istediğim şeyler var da. Şu şeyi niye öyle yapmışlar ki ya? Neyi? Mobile ya. İnovatif yaklaşımlar sergilemişler işte. Çok enteresan. Apple ya. Takdir edilen bir firma. Evet. Ama kasa konusunda takdir edilmedi. Mesela hani takdir edilen bir firma ya, beceremiyorlar. Yani o şeyi nasılsa artık nasıl sığdırmışlar sonun içine. Ya taklit edilecek bir şey olsaydı inan taklit ederlerdi. Demek ki taklit etmediklerine göre pek ilgi çeken bir şey olmadı. Tasarımı ya da anlamadım yani. Ödün, ya şunu yapmak için bazı şeylerden ödün verdiklerini düşünüyorum. Ama patentli falan da olabilir belki. Patentli yerler. Yani bugün neler var patentli ki, şunun şekli için yapılan patente her türlü şey yaparlar yani. Şu şeyi hatırlıyor musun? Ses odasındaki bilgisayarın kasayı tersi düzü ayırt edememiştik. Çok şaşırmıştı. O da yeni şey, biliyor musun? Bazıları var eğik duruyor. Eğik kasalar. Tasarım. İşte tasarım. Özel yapım kasa yapıyorlar ya bir de. Hı-hı. Basıyorsun böyle açılıyor falan, işlemci çıkıyor böyle falan. O onların yarışmaları var. Ya bak şimdi marka ismi vereceğim var ya, hiç şey yok yani. Şu şeyin de özelliği çok iyi, biliyor musun? YouTube, sosyal medya. Asus markasının var, ROG serisi bir kasaları var mesela. Bir tuşa basıyorsun, Boost denilen bir şey var işte. Turbo Boost mu artık neyse. Bir tuşa basıyorsun, yanlar dediğin gibi böyle açılıyor. Kırmızı böyle şeyler falan, şeritler. Manyak bir şey yani. Tam oyuncu şey işte. Pentagon'u hacklerken o moda geçiyorsun değil mi? Ya Pentagon'u hacklerken değil de GTA'da işte şey yaparken öyle. Gaza getirmem önce sürerken. Gaza getirmem oldu. Evet. Eski bilgisayarlarda da şey vardı. Turbo yazardı böyle. Basardın. Çok hızlı çalışıyormuş gibi. O da ne bileyim yani, bazı döngüleri yavaşlatmak için aslında. Var ya, bunun çok manyakları var. Adam ışıklandırıyor kasanın içini falan. Kendimi evet. Teknoport'ta gibi hissettim ya. Alışmışız ya. Ne konuşacağız ki bu hafta? Benim aklım bir konu. Her zaman dediğim gibi, bunun montajla ne alakası var? Bu arada Çılgın, yaptığın şey çok hoşumuza gitti ya. O kolaj mı değil? Promo. Promo dedi o en promo. Son. Promo süper, çok çok hoş. Eline sağlık. Gülüşleri koymuş ya. O zaman yeter mi abi bu kadar? Kaç oldu? Yeter de benim render bitmedi ya. Render'ı bekliyorum hala. Abi sen onu yanlış yerde renderliyorsun, biliyor musun? Orada render... Yani yanlış değil. Doğru yerde renderliyorsun da şeyi denemezsin. Encoder, media encoder. Çalışmıyor muydu? Neydi galiba? Ona bir bakayım. Encoder'ın ne farkı var? Yine işlem yapabiliyorsun projede. Yani şey alıyor, hafızayı alıyor. Ama işte almasın, hızlı hızlı yapsın diye ben de. Yo, hızlı yapıyor zaten. Çünkü kontrol edip yayına yetiştireceğim onu. İşte ön izlemesi var küçük orada. Kontrol edebilirsin orada. Renderladığını gösteriyor. Bir öncekini şimdi izleyeceğim. Çıkar çıkmaz da vermem lazım şeye. Şimdi ben orada işlem yaparken falan, o bir de yavaşlarsa. Yavaşlayacağını zannetmiyorum ya. Tekrar geri döndüm mü? Başlamak mı? Zeon'un işlemci olur hadi. Var da işte E5'miş. Ne kadar oldu süre? 9 dakika yeter. Yeter ya. Kesecek bir şey yok ama. Yok. Direkt izleyeceksiniz. Ben de yedekliyorum bilgisayarı. Malum bir arkadaş oturttu bilgisayarıma, kendimi güvence altına almaya çalışıyorum. Bir kere dilim yandı çünkü. Hard diskten götürür. Tekrar başıma gelmesin böyle bir şey. Çok büyük bir sıkıntı abi yani. Bütün her şeyin gidiyor. Tamam, biz kapatalım da yarın değil, pazartesi görüşürüz. Tamam. Biz şu konuları bir değerlendirelim. Abone olmayı unutmayın ha. Abone olun, öyle izleyip izleyip kaçmayın.